Sayın başkanlar, kıymetli meslektaşlarım, öncelikle bana bu güzel toplantıda konuşma fırsatı verdiği için Türkiye Patopankrofiler Cerrahi Derneği Başkanımız Sayın Doktor Mustafa Kerem'e ve onun nezdinde tüm yönetim kurulu üyesi hocalarımıza teşekkür etmek istiyorum. Şöyle kronometreyi de çalıştırayım da zamanı aşmayayım. Evet. Şimdi arter rezeksiyonu tabii Cüneyt Hoca'nın bahsettiği gibi çok daha böyle uygulaması çok sık olan bir şey değil, yaklaşım değil bildiğimiz gibi. Daha nadir uyguluyoruz. Öyle olunca teknik detaylardan biraz bahsetmek, birazcık literatür bilgisiyle desteklemek şeklinde, biraz da kendi tecrübelerimizden fotoğraflar göstermek şeklinde bir sunum hazırladım. Az önce Mustafa Hoca da kendi konuşması sırasında hasta seçiminde bahsettiği için bunun detayına girmeyeceğim. NCCN rehberinde ven rezeksiyonlarında olduğu gibi arter rezeksiyonlarında da bu sınırda rezektabl ne demek, lokalileri ne demek, bunun detayları mevcut. Mustafa Hoca bahsetmişti arter rezeksiyonu açısından. Bir kere bu NCCN rehberlerini biz takip ediyor olmamız gerekir bana göre. Çünkü bir klinik çalışma yapmadığımıza göre, Japon'da olmadığımıza göre Türkiye'de NCCN rehberleri bizim için önemli diye düşünüyorum. Arter ile ilgili pankreas kanserinde bir şeye yaklaşırken. Ve buradan şuna gelmek lazım. Lokal ileri pankreas kanserlerini zaten onu bir ayrı tutuyoruz. Çünkü orada cerrahinin doğrudan yeri olması mümkün değil. Belki indüksiyon kemoterapisi sonrası o ayrı bir konu. Ama sınırda rezektabl bir tümörle karşılaştığımızda rehber bize ne diyor? Mutlaka neoadjuvant tedavi verin diyor. Yani buradan şuna geleceğim. Eğer görüntüleme yöntemlerinde biz arter invazyonu şüphesine sahipsek görüntüleme yöntemleriyle, o zaman mutlaka bu hastayı neoadjuvant tedaviye göndermeliyiz. Yani o bende bahsedilen temas var ama irregülarite yok şeyi burada çok geçerli olmuyor. Arterde daha sıkı kontrol altında, daha hassas davranarak neoadjuvant tedaviye biraz daha yakın durmamız gerekiyor. Çünkü arterde rezeksiyonla beraber neoadjuvant tedavi almamış hastalarda maalesef sağ kalım istediğimiz boyutta olmuyor. Böyle baktığımız zaman literatüre yani tabii arter rezeksiyonları gördüğümüz gibi öyle sayılı. Yani çok da az da değil. Ama çok öyle ven rezeksiyonları kadar çok da değil. Zaten pratiğimiz de öyle bildiğimiz gibi. Burada iki konu gündemde oluyor. Bir tanesi perioperatif durum ne oluyor? Yani perioperatif mortalite, morbiditeyi arter rezeksiyonu ya da son zamanlarda divestment dediğimiz ameliyat nasıl etkiliyor? Uzun dönem sonuçları nasıl etkiliyor? Baktığımız zaman hepatik arter rezeksiyonlarının sıkça yapılanlardan olduğunu görüyoruz. Burada detaylara girmeyeceğim. SMA rezeksiyonları çok nadir. Çok nadir. Hem bizim pratiğimizde hem dünyada pratikte SMA rezeksiyonları çok nadir. Çünkü SMA'ya invazif bir pankreas kanseriyle karşılaştığımızda, preampüller bölge tümörüyle karşılaştığımızda, burada rezeksiyon yapsak bile sağ kalımın mesela bir hepatik arter rezeksiyonunda olduğu kadar yüksek olmadığını biliyoruz. O nedenle çok daha seçilmiş vakalarda tercih etmek gerekir SMA rezeksiyonu. Şimdi Appleby ameliyatı denilen ya da DPKAR ameliyatı denilen ameliyat biraz daha farklı. Burada bir arter rezeksiyonu söz konusu, çölyak turunkusu rezeksiyonu söz konusu ama aynı zamanda bir distal pankreatektomi ameliyatı bu. Yani şeyden biraz daha farklı. Diğerleri çoğu zaman total pankreatektomi. Buysa distal pankreatektomi. Bununla ilgili de açıkçası literatürde bilgi kısıtlı. Vaka serileri şeklinde genellikle bilgilere sahibiz. Peki nedir? Yani arterle ilgili işlem dediğimiz zaman ne var? En başta ilk slaytımı hatırlarsanız bizim arter dediğimiz zaman birkaç tane şey vardı konu başlığı. Bir tanesi periarteriyel divestment dediğimiz, yani o arterin üzerinin soyulması ama arterin rezeke edilmemesi durumu. Hepatik arter rezeksiyonları, çölyak turunkusu rezeksiyonları, süpermezenter arter rezeksiyonları. Bunları böyle birer sınıf kategori halinde düşünebiliriz. Ve DPKAR ameliyatı, distal pankreatektomi olduğu için bence onu ayrı bir sınıfta değerlendirmek uygun olur. Bir de en başta total pankreatektomi vardı bildiğimiz gibi. Total pankreatektomi ile arterin ne alakası var diyeceksiniz. Bazı merkezler arter rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu yapılan hastalarda pankreatik anastomoz kaçağı şüphesi bulunan durumlarda buradan olabilecek bir pankreatik anastomoz kaçağının ciddi şekilde arter üzerinde destrüktif erode edici etkisi nedeniyle ciddi arter kanamalarının artabileceği düşüncesiyle arter rezeksiyon ve rekonstrüksiyon yapılan hastalarda doğrudan total pankreatektomiyi tercih ediyorlar. Bu bir tercih. İlla yapılan bir şey değil ama bu bir tercih.
Dolayısıyla onu bir ayrı kategori değil de bir alt başlık olarak hatırlatmak istedim. Yani total pankreatektomi, arter rezeksiyon ve rekonstrüksiyonu yaptığımız hastalarda aklımızın bir köşesine gelen, acaba totale mi gitsek dediğimiz bir durum oluyor. Baktığımız zaman ne yapabiliriz? Çölyak turunkusu rezeksiyonu yapabiliriz. Süpermezenter arter rezeksiyonu yapabiliriz. Veya bunların kombinasyonunu gerçekleştirebiliriz. İki arterin rezeksiyonu birlikte olabilir. Bunlar son derece seçilmiş, son derece seçilmiş vakalar olmak zorunda. Günlük pratiğimizde az, çok nadir karşılaştığımız durumlar olmak zorunda. Çünkü bunlardan elde edebileceğimiz onkolojik sonuçlar normal bir portal ve rezeksiyon rekonstrüksiyonuna göre maalesef daha kötü ve perioperatif morbidite ve mortalitede maalesef daha yüksek. Literatürdeki hemen hemen bütün yayınlarda bu şekilde görülüyor. Şimdi bir periarterial divestment meselesinden bahsetmek istiyorum. Çünkü bence güncelde en çok işte son yıllarda önem kazanan konu arter konusunda. Yani arter rezeksiyonu, rekonstrüksiyon hariç. Nedir bu arterial divestment dediğimiz mesele? Divestment aslında kelime anlamı olarak bir şeyden mahrum bırakma, bir şeyden geri çekme, tecrit etme gibi bir anlama geliyor. Burada arterin üzerindeki adventisyal dokunun soyulması olarak bunu Türkçe'ye çevirebiliriz diye düşünüyorum. Peki bir arter rezeksiyonu yaptığımız zaman biz ne gibi şekilde burada bir rekonstrüksiyon gerçekleştirebiliriz? Ne yapabiliriz? Ucuca anastomoz yapabiliriz. Arteri çıkarırız ve eğer yeterince elastikiyet varsa ucuca anastomoz gerçekleştirebiliriz. Burada birinci sütunda, bu taraftaki sütunda görüldüğü şekilde. Başka ne yapabiliriz? Araya graft koyabiliriz. Arter anastomozlarında bizim tercihimiz genellikle rezeksiyon ve graftlemelerinde hepatik arter çölyak turunkus aksı için genellikle safen grafti oluyor. Safen grafti veya bu az önce gördüğümüz PTF ringli PTF graftin ince olanlarından olabilir ama mümkünse safen grafti burada hepatik arter için uygun oluyor. SMA için bazen dar olur. Öyle olduğu durumlarda da yine sentetik graft kullanmak gerekebilir. Tabii burada mesela donör, Cüneyt abinin anlatmış olduğu gibi böyle donör ilyak benleri falan biraz kalın gelebilir. Bu da SMA için iyi bir graft seçimi her zaman çok kolay olmuyor maalesef. Graftle bir anastomoz gerçekleştirebiliriz. Başka ne yapabiliriz? Splenik arteri burada kullanabiliriz. Zaten distal pankreatektomi yapmışsak elimizde bir splenik arter vardır. Dolayısıyla çölyak turunkusu rezeke etmişsek hepatik artere splenik arteri çevirip transpoze ederek bir anastomoz gerçekleştirebiliriz. Üçüncü sütunda olduğu gibi. Ya da süpermezenterik artere kalibrasyonu iyi olan bir splenik arteri çevirip yine rekonstrüksiyon sağlayabiliriz. Teknik olarak bunları yapabiliriz de yaptığımız zaman nasıl sonuçlarla karşılaşırız? Şimdi tabii açıkçası bu noktada iki görüş söz konusu. Bir tanesi arter rezeksiyonu yaptığımız zaman hem perioperatif mortalite artar hem uzun dönem sağ kalım daha kötüdür. Çok seçilmiş vakalarda yapılması gerekir. Ama mesela Bühler'in kliniğinde olduğu gibi işte bu yayın onlara ait bir yayın. Orada da herhangi bir operatif mortaliteden bahsetmiyor. Yani daha doğrusu artmış bir operatif mortalite olmadığından ve hastaların mümkünse palyasyona bırakılmamaları gerektiğinden bahsediyor. Tabii çok yüksek volümle pankreas cerrahisi yapan bir merkezden bahsediyoruz. Hemen hemen haftada bir iki tane portal ven rezeksiyonlu, iki tane belki portal ven rezeksiyonlu ameliyat. İki haftada bir tane de arter rezeksiyonu yapan bir merkez için bu geçerli. Ama gerçek hayat maalesef öyle değil. Meta analizlere baktığımız zaman öyle olmadığını görüyoruz. Bu meta analizde arter rezeksiyonlarının avantajı, dezavantajı masaya yatırılmış. Burada baktığımız zaman arter rezeksiyonlarında yani her önüne gelen yaparsa veyahut da şöyle söyleyeyim, yeterince tecrübe elde edilmeden arter rezeksiyonu işine girilirse mortalitenin 4 kata kadar yüksek olabileceği görülmüş. Morbiditenin de 1.7 kata kadar yüksek olabileceği görülmüş. Dolayısıyla yeterince deneyim elde etmeden arter rezeksiyon işine girmişsek özellikle öğrenme eğrisi döneminde ciddi bir mortalite yüküyle perioperatif dönemde karşı karşıya kalabiliriz. Bu nedenle pankreas cerrahisi yanında vasküler anatomiye hakimiyet, vasküler cerrahi anlamında elde edilecek eğitim, bu konuda belki bir mentorship, bir proctorship dahilinde beraber ameliyat yapma, sonra kendi merkezinde beraber ameliyat yapma, sonraki tek başına yapma noktalarında çok daha hassas olmamız gereken bir konudan bahsetmiş oluyoruz. Peki nedir bunun öğrenme eğrisi? Öğrenme eğrisi dedik. Baktığımız zaman öğrenme eğrisinin
mortalite anlamında vaka sayısıyla ilişkili olduğunu görüyoruz. Toplam arter rezeksiyonu sayısı bir cerrahın, daha doğrusu bir merkezin, bu merkez için, cerrah için değil, yine Bühler'in kliniğinden bir şey bu. 112 tane vakaya kadar %12 mortalite. %12 mortalite oldukça yüksek bir mortalite. Bühler'in kliniği açısından baktığımız, özellikle böyle büyük bir merkez olarak baktığımızda özellikle. Ama vaka sayısı 15'i geçtikten sonra %10'un altına düşüyor. Ve vaka sayısı artıp 60-70'li rakamlara geldiğinde arter rezeksiyonlu mortaliteler %5'in altına indiğini ifade ediyor çalışma. Demek ki öğrenme eğrisi için bir 15 vakalık arter rezeksiyonu deneyimi elde etmek gerekiyor. Bütün bunlardan bir sonuç çıkartırsak eğer, biz nasıl bir şey yapabiliriz? Deneyim de elde ettik, learning curve'ümüzü de tamamladık. O zaman biz nasıl yaklaşalım arter rezeksiyonlarına? Şimdi şüpheli bir periarteriyel tümörel doku var. Ameliyata aldık. Ameliyata aldık, devam ediyoruz. Ve burada periarteriyel bölgede bir şüpheli alan var. Zaten ameliyattan önce de biliyorduk. Buradan frozen gönderilmesi öneriliyor. Frozen çalışacağız. Eğer burada tümör pozitifse, o zaman önce tümör negatif söyleyeyim. Eğer tümör negatifse, o zaman normal bir diseksiyonumuzu, yani onkolojik diseksiyonumuzu tamamlamamız gerekiyor. Eğer bu periarteriyel dokuda tümör pozitif gelirse, o zaman divestment yapmak mümkün mü acaba? Eğer mümkünse, hem preoperatif görüntülemeyle hem de intraoperatif bulgularımızla mümkünse, divestment ile bir onkolojik diseksiyonu tamamlamamız lazım. Eğer mümkün değilse, arter tutulumu sınırlı mı, rekonstrüksiyona uygun mu, hasta fit mi? Bunlara eğer evet diyebiliyorsak arter rezeksiyonu rekonstrüksiyona giriyoruz. Bunlardan herhangi bir tanesine hayır, uygun değil diyorsak bu hastaya dokunmadan tekrar kemoterapiye hastayı yönlendirmemiz öneriliyor. Birkaç tane fotoğraf gönderip konuşmamı tamamlamak istiyorum. Bu tabii burada 5. ayda takipte yazıyor ama eski bir şey olduğu için şimdi şu anda bu hastamız 11. ayında takipte, neoadjuvan tedavi sonrasında parsiyel süperomezantel ven rezeksiyonu ve süperomezantel arter rezeksiyonu yapmış olduğumuz bir hastamız idi. Bu hasta postoperatif 11. ayda, şanslıyız ki hala rekürans olmadan takibimizde. Ama mesela şu altta gördüğümüz fotoğrafta, o cyborg gibi, android gibi görünen o fotoğraftaki hastamız mesela postoperatif 7. ayda nüksetti. Postoperatif 11. ayda hastamızın nüks nedeniyle ve multiple karaciğer metastazları nedeniyle kaybetmiştik. Dolayısıyla hem sentetik graftlerin kullanılabildiği, hem hastanın kendi vasküler yapılarının kullanılabildiği şekilde burada arter rezeksiyonu örneklerini görüyoruz. Tabii çoğu zaman arter rezeksiyonlarına ven rezeksiyonları eşlik eder. Yani tek başına arter rezeksiyonu nadir. Mutlaka beraberinde genellikle bir portal ven işlemi de olur. Divestment ameliyatı son zamanlarda biraz daha yapmayı tercih ettiğimiz bir yöntem. Çünkü orada morbidite bir miktar daha düşük. Özellikle periarteriyel divestment'ta çok elastik tabakanın da altına inilecek kadar çok riskli bir diseksiyon gerçekleştirmeye gerek kalmamışsa oldukça iyi sonuçlar elde edildiğini söyleyebilirim. Mesela bu hastamızda da yine bir distal pankre Appleby ameliyatı yapmış olduğumuz bir hastamız. Başlangıçta hiçbir şeye benzemeyen, bütün etrafın tümöral yapılarla doluymuş gibi görünen bu hastada ilerledikçe frozen çalışarak, 5-6 kez frozen çalışarak diseksiyona devam ederek en sonunda bu frozenların hepsi negatif geldi. 8 ay kemoterapi görmüş ve bir de üzerine radyoterapi görmüş bir hastaydı. Ve bu 6 tane negatif frozenla beraber Appleby ameliyatı gerçekleştirmiş olduğumuz bir hastamız. Tabii burada arter üzeri diseksiyonun, divestment'ın, etraftaki onkolojik temizliğin, lenf nodu temizliğinin tam olarak yapılabilmesi ana hedefimiz. Yani üzerinde lenfatik, evet, hemen bitiriyorum. Bu temizliği mutlaka elde etmemiz gerekiyor. Burada da Appleby ameliyatı sonrasında safengrafiyle, hatta 2 tane safengrafiyle SMA'yı görüyoruz. SMA üzerinden divestment'la onu soyabilmiştik ama çölyak turunkusu tamamen çıkartıldı. Bir safenin şeyi yetmedi, kapakçık şeklinde ikinci bir safengrafti. Safengrafine safengrafti eklenerek o da hepatik arterin gastroduodenal arteriyle, hemen gastroduodenal arteri verdiği yerin hemen komşuluğundaki oradaki anastomoz, yani çift 3 anastomozla beraber bitirmiş olduğumuz bir vakamız. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sabrınız, ilginiz için teşekkür ediyorum.